7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Şebnem Hanım. İyi günler. İyi günler. Buyurun, Onur Bey yok ama. Onur Bey'e gerek yok, ben sizin için geldim. Cinayet Büro Başkomiseri Mesut. Diyorum, plastikleri niye sen taşıyorsun? Bırak. Vay, başkomiserim, saygılar, selamlar. Hayatın tadını çıkar, daha gençsin. Film izle, sinemaya git. Tamam. Memnun oldum. Buyurun, neydi mesele? Biraz konuşabilir miyiz? Konuşalım. Ama benim oğlumu almam lazım okuldan. Sonra konuşsak olur mu? Ben beklerim. Vaktim bol. Gidin yapın işlerinizi. Tamam, hay hay. Hem Onur da gelmiş olur. Daha iyi olur, tamam. O zaman, Roho! Roho! Heh. Buyurun Şebnem Hanım. Roho'cum, misafirimiz var. Ben Emre'yi okuldan almaya gideceğim, biliyorsun. İlgilenirsin. Tamam, tabii. Tamam. Tamam. Kaçtım ben o zaman. Çıktım yani. İyi günler. Buyurun. Ne kadar getirdin lan? Ha? Lan bu kadar mı? Anneciğim ya. Buyurun. Benim oğluşum hop diye yapar hepsini. Heh. Oh. Hadi tak kemerini. Anne, neden bu kadar yavaş gidiyorum? Aa, yavaş mı gideceğim olur? Bilmem. Merhabalar. Buyurun şöyle içeri bırakabilirsiniz.
Abla buna ne döküldü böyle? Amma uğraştırdı vallahi. Ekstra ücret alacağım sizden. Aradaki farkı biz size ödemesini yaparız. Ellerinize sağlık. Kolay gelsin. Yılmaz, ben bak bir. Bu kim? Bakayım. Ha bu şey ya bu. Sosyeteden bu. Şebnem Gümüşçü işte. Zengin koca, cemiyet hayatı, zırt pırt öyle şeyler. Buyurun. Teşekkür ederim. Başka isteğiniz var mı? Asıl işin ne senin? Sağlık okudum ben. Oturma iznim var. Çalışma iznim. Getireyim mi kağıtlarımı? Yok, gerek yok. Mutlu musun bu evde? Şebnem Hanım'la çalışmak güzel mi? Öyle. Sigortam da var. Kaçak değilim. Tamam, anladık. Nasıl biri Şebnem Hanım? İyi. Başka? Başka... Öyle. Şebnem Hanım işte. Yakın mısınızdır? Evet. Hayır. Hadi oğlum, ellerini yıka. Gelmedim Onur. Ay ya, aslında benim yolda aklıma geldi. Muhtemelen o bugün geç gelecekti. Öyle söylemişti bana. Sizin de vaktinizi aldık ama. Ya Onur Bey'e gerek yok. Daha önce söylemiştim, sizinle konuşalım. Şebnem Hanım, ben çıkıyorum. Nereye? Alışveriş demişsiniz ya. Şey yap, kal sen, gidersin sonra. Niye? Yani servis için de tamam, çık, ben yaparım. Bacağınıza ne oldu? İyiyim. Ne oldu, bakıştınız? Yanlış bir şey mi söyledim? Yok. Roho hep kendimle ilgilenmediğimi söyler de, yani kendime bakmadığımı falan ima eder. Alttan alttan biraz da kızar. Öyle bir şey herhalde. Pilates kazası. Ya biraz incittim. Muhtemelen zorladım. Şey yapacağım, göstereceğim doktora. Geçmiş olsun. Sağ olun. Yakın mısınızdır evde çalışanlarla? Roha Hanım kızıyormuş ya size. Ya işte yıllar içinde artık yoldaş gibi olduk. Onur'u işe yolluyorum. Çocukları okula yolluyorum. Biz kalıyoruz ikimiz evde baş başa bütün gün. Öyle. Ne oldu? Bir şey düşündünüz ama. Ben kendime bir şeyler hazırlayacağım, içecek. Alır mısınız size? Ne içiyorsanız aynısından. Ay yalnız bilmiyorum sever misiniz ama size benim özel kokteylimden yapayım. Fakat nefret edebilirsiniz. Yani Onur hep der ki... Onur Bey. Durmadan Onur Bey'den bahsediyoruz da. Öyle mi? Ne bileyim işte, benim de hayatım o kadar. Onur, çocuklar. Aslında beni aşık bir eş ve iyi bir anne olarak görebilirsiniz. Benim öyle görmemi mi istersiniz, yoksa insanları öyle görmeyi mi? Anlamadım ama. Thank you.
Hayatım? Hayatım. Ya bu polis gitmedi hala burada. Sen de gelemeyeceksin herhalde. Ben ne yapayım? Şey mi? Söyleyeyim mi sonra gelsin? Yo. Sen bir şey söyleme. Ben geliyorum zaten. Yoldayım. Ha. Tamam. Aşkım gel. Yani bizim ne işimiz var böyle şeylerle Allah aşkına? Bir de yanlışlık var belli ki. Hayatım sakin. Bak yoldayım. Geliyorum ben. Hem ben de merak ettim neymiş. Ağırlayın beklesin. Tamam bekliyorum ben. Görüşürüz. Hadi aşkım çabuk ol tamam mı? Teşekkür ederim. Orada yeni topraklar var. Yeni mi yaptırdınız orayı? Şuraya yeni gibi duruyor. Şurası mı? Hı-hı. Yeni. Yani her yer yeni. Yeni taşındık zaten. İşte yavaş yavaş da yerleşiyoruz. Biraz da zaman alıyor tabii. Buranın en iyi botanikçisi benim diyebilirim. Yani bayağı iyi anlarım. Hatta şu önde falan çok güzel çiçekler diktim. Yani onlardan daha güzel. Bir hafta 10 günü onlar da böyle büyür. Ay, çok mu konuştum? Çenem de düştü sanki ha? Yok daha önce de söyledim. Vaktim var. Kim demiştiniz bu? Şey, aradığınız kişi. Yani gariban mıymış? Çoluğu çocuğu yoktur inşallah. Yok. Teki. Ama bir can nihayetinde, değil mi? Tabii. Vefat mı etmiş? Ne olmuş peki? Galiba öyle düşünüyoruz. Düşünüyorsunuz? Kişiyle alakalı kayıp ilanı verilmiş durumda. Yani cinayet şüphesi mevcut. Ay cinayet falan. Ben de çok korkarım öyle şeylerden ya. Ne bileyim. Nasıl anlaşılıyor bu cinayet? Ne? Yani cinayet. Onu çok izler polisiye film ama ben bakamam. Kanlı şiddetli şeyler. Aklım da basmaz zaten. Aklım basmaz derken? Yani basmaz. İnsan kendini bilmeli tabii canım. Bence bir insanın kendine aptal diyebilmesi için ya egosuz olması lazım ya da çok zeki. Ya o kadar da değil tabii canım. Hani bazı şeylerden çok çok iyi anlarım. Botanik mesela. Ben çiçeklerin ruhundan çok iyi anlarım. Böyle kanlı şiddetli şeyler izleyemem. Ben oğlanın kekini karıştıracağım. İzninizle. Ah kusura bakmayın sizi beklettim. Çocuklar falan derken. Hoş geldiniz. Ha, merhaba Onur. Mesut. Memnun. Birkaç soru soracaktım da. Ha tabii. Şebnem söyledi. Ben sizi yalnız bırakayım. Burada kalabilirsiniz. Bir problem yok. Karım hiç hoşlanmaz böyle can sıkıcı konulardan konuşmaktan. Yani sevmez. Biz baş başa daha rahat konuşuruz. Siz nasıl isterseniz. Evet. Ne içersiniz? Akşam olduğuna göre sert bir şeyler. Almayayım teşekkür ederim. Müsaadenizle ben alacağım. Nasıl yardımcı olabilirim? Cinayet şube demişsiniz. Evet.
Net olarak açılmış bir dosya yok. Kişi kayıp. Ancak cinayet şüphesi mevcut. Anlıyorum. Çalışanımız mıymış? Zannetmiyorum. E o zaman bizimle ilgisi nedir? Ben de onu öğrenmeye çalışıyorum Onur Bey. Ama ayrıntıları paylaşacak bir konumda değilim şu an. Fotoğrafını göstereyim. Buyurun. Çıkaramadım. Ne iş yapıyormuş? Cezaevinden yeni çıkmış. Oo. Yalnız biz yanımızda çalıştırdığımız insanların sabıka kayıtlarına çok dikkat ederiz. Böyle birinin bizim yanımızda çalışması... Aa, bir saniye. Sanırım size yardımcı olabilirim. Geçen sene bizim kulüpte bir hırsızlık vakası olmuştu. Temizlik şirketinin yanında çalıştırdığı elemanların temiz kağıtlarına dikkat etmemesiyle ortaya çıkmıştı. Bir saniyenizi rica edeceğim. Ha Selim. Sana şimdi bir isim vereceğim. Daha önce bizim kulüpte bir noktada bulunmuş mu, çalışmış mı? Hemen bir bakmanı rica edeceğim senden. Kontrol edebilir misin? Taşeron firmalarda dahil. Neydi ismi? Niyazi Adalı. Niyazi Adalı. Hı. Tamam, sağ ol. Bir şey çıkmadı. Yok. Sizinle ilgisi yok. Eşinizle de yok. Eşimle? Eşimle ne alakası olabilir ki? Prosedür. Evdeki herkese sordum. Kendisi tanımadığını söyledi zaten. Merak etmeyin. Anlıyorum. Vaktinizi aldım. Teşekkür ederim. Aa, rica ederim. Ne demek? Her zaman. Çok memnun oldum. Kolaylıklar dilerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben sizi bahçe kapısına kadar geçireyim. Zahmet etmeyin. Hiç gerek yok. Ha, olur mu canım? Lütfen. Normalde de misafirleri siz mi geçiriyorsunuz yani? Sizin göreviniz mi? Tabii yani eşlerimize iyi bakmak, misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak. Bunlar hep öyle. Bizim görevimiz. Sizin de eşiniz öyledir eminim. Ben evli değilim. Eğer öğrenmek istediğiniz buysa. Yakalandım mı? İşte biz hanımların böyle hep bir özel hayat merakı oluyor değil mi? Baykuş. Hı? Baykuş. Bahçenizde baykuş var. Kötü şans demektir. Yok. Dakku birlikte de bilgelik olarak geçer. Zekice. Nereden geldi bu da aklıma, anlamadım ki. Benim kızın herhalde okul konusuydu bir yer. Oradan aklıma geldi. Yoksa nereden bileceğim? Teşekkür ederim her şey için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Umarım aradığınız kişiyi bulursunuz. Umarım. Afiyet olsun. Vay. Kral. Donatmışsın sofrayı yine. Karakolda 20 tane tost diyorsun. Gel yemek görsün miden. Eyvallah, sağ olasın. 10 numara olmuş biliyor musun? Çok da açtım ha. Ne yaptın? Gördün mü dergideki o kadını? Gittim bugün. Nasıl peki? Böyle harbi güzel mi yoksa fotojenik mi? Hiç fotojenik değilmiş diyelim. Vay be. Yok artık. Çıkarmışındır yüz analizini ha? Dudaklar dolgu, geniş alın, kaşlar yay gibi. Profil çıkartabildin mi? Bu tarz kadınlara bunu yapamıyorsun. Yani yüzünden analiz edemiyorsun. Botoks yaptırıyorlar, bir şeyler yaptırıyorlar, yaşanmışlıklarını gizliyorlar. Vay be. Doğrudur onu. Maske takmak gibi düşün. Hani İnsanın yüzünde bir yaşam çizgisi vardır ya, bakarsın bir şeyler anlarsın. Hı hı. Onu bile sildiriyorlar.
Ya bacım, o zaman karakter yok oluyor. Gibi. Ama mutlaka gözünün arkasında anlayacağın bir şeyler oluyor insanın. Herkesin bir gerçek yüzü vardır. Senin bile. Yok be abicim. Yani kadın aptal. Bence öyle yani. Diyorsun. Bence değil. O estetikler, boş boş konuşmalar, gülüşmeler hepsinin arkasında bir şey yatıyor. Bir IQ var bir kere. Beden zekası. Tepkileriyle vücut dilini çok iyi kontrol ediyor. Yani bir IQ'su çok yüksek. Böyle bir kadın aptal olamaz Yılmaz. Ağacım, kusura bakma, sen böyle bir kadın aptal olsun istemiyorsun ama öyle ya. Neyse ne ya, bas geç. Hadi yemeğimizi soğuttun, bırak şunu yiyelim artık hadi. Hayır, ben bunu şirkette niye yaşıyorum anlamıyorum ki. Akıllı olduğum için mi yani? Kızım, ben damdasyon mezunuyum. Londra'da okudum. Ay, neler yaptım ya şimdiye kadar. Hayır, kadın olduğum için mi yani? Canım, bu hepimizin derdi. Boş ver, takılma buna bu kadar. Bak, ben başında yanlış yapmışım. Akılla falan olmuyor bu işler. Şeytan diyor, git zayıfla, oranı buranı yaptır böyle. Çık zengin koca buna. Bak, bu konuda hiçbir şey demem sana, haklısın çünkü. Vallahi doğrusu bu. Bak, düşün. Biz bu problemleri daha başında yaşıyorken kırsaydık... Paralel evren. Aynen, paralel evren. Böyle paralel evrende küçük popolu bir kadın olarak hayatım nasıl olurdu acaba? Oha. Sen bu akılla onu bile beceremezdin. Fazla akıllısın. Niye canım? Aptal oynardım. Kim anlayacak? Ne oldu ya o adamla? Ne komiser? Adı ne? Neyse. Bize bir ilgisi yok değil mi? Alakasız, takma sen. De, ne diyorsun o adama? Değişik bir polis. Ya evet ya, hakikaten aslında. Yani hiç öyle televizyonlarda gördüğümüz gibi değil. Bilmediğim polis, yani bir eve girince su bile içmez. Bu adam hemen, siz ne içiyorsanız ben de alırım. Bilemedim. Neyse, ben bir Emre Kuş'a bakıp geleyim. Tamam. Işığı da kapattım. Uyuyor musun? Evet. Hadi kalk, konuşalım biraz. Ya uykum var. Hadi uyu. İyi geceler. Sen kim? Çocuk yapmak kim? Taş doğurmuşsundur lan sen. Taş, sıçan sebanın sıçan. O pipiler o çocukları da alırlar yani. Hacanıza ne oldu? Kişiyle alakalı kayıp ilanı verilmiş durumda. Yani cinayet şüphesi mevcut. Orada yeni topraklar var. Yeni mi yaptırdınız orayı? Şura yeni gibi duruyor. Ay, cinayet falan. Ben de çok korkarım öyle şeylerden ya. Kanlı, şiddetli şeyler. Aklımda basmaz zaten. Aptal mısın gerçekten?
Ne haber lan? Ne yaptın lan? Paşehir'e verdin mi? Mesut geldi oğlum bugün. O Mesut. O. İzmir'deki. Ölmüşsün lan adama. Yüzüne de bakmadı tabii. Sıçan şey bu. Tanımadı beni tabii. Anan tanımıyor lan seni. Kestirdin, biçtirdin her tarafını. Ne yaptın? Bu mu adama? Sen zekalı. O adamdan hiçbir şey kaçmaz. 500 IQ. İki güne enseleyecek seni. Ya yok be. Anlamadım şey. İtti zaten. De. Abi bu adam beni nereden buldu lan? Sahiden sen nasıl beni buldun bunca zaman sonra? Bana. Yandın kızım. Yakalayacak seni. Yakalayacak seni, tıkacak içeri, çocuklarınla vedalaş, şahane hayatınla, kocişinle. Bittin kızım sen, bittin. Olmayacak benim, şöyle bir şey olmayacak. Olacak, yolun sonu. E tabii kimseye de bir şey anlatamıyorsun. Tık içeri, çatla, patla korkudan, oh! Bacağını da gösteremiyorsun. Belli bıçak yarası, ne diyeceksin doktora? Hemen çıkacak ortaya sıçan şebi olduğun. Kaybediyorsun kızım hayatım, kaybediyorsun. Kaybedemem. Kaybedemem, Ece ile Emre var, kaybedemem. Bana bak. Nasıl yaptın lan bunları, anlatsana. Anlatayım. Hah. Zengin koca bulmanın ve... Elle tutmanın yolları. Çok güzel. Hatta ben kitap yazayım lan. Vallahi. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. Sizi burada görmek her zamanki gibi büyük şeref. Çok teşekkürler, sağ olun. Her zamankiniz hazır efendim, buyurun. Teşekkür ederim. Buyur hayatım. Hiçbir şey senin değildir. Hep onun zevklerini coşkuyla paylaşman gerekir. Mersi. Her zamankinden efendim. Lütfen. Öncelikle kimse sana ne yemek istediğini sormaz. Tadına bakmanı istediğim çok özel bir yemek var sevgili. Bakalım beğenecek misin? Ah. Bakalım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Mis gibi koktu. Afiyet olsun hayatım. Afiyet olsun. Harika. Sonuçta standart olarak her yerde bulabileceğim bir yemek ama henüz şefin sırrını öğrenemedim. Merak etme, bir dakikayı ben hallederim. Balı yedim, balı o kadar farklı marine ediyor. Valla söz, ekstra para alacağım zaten. Kızım bittik ya, bu ay var ya darmadağın. Aman olsun be, sefamız olsun. Çilesini çekeriz. Beğendin değil mi? Gözünü kapat, hadi. Tamam, kapat. Aradan bakmak yok. Tamam. Lütfen. Hadi, açıyorum bak. Aç. En sevdiğim grubun konserine iki tane bilet. En önden. Dinlemem bile ben o grubu be. Ama işte. Ya inanmıyorum sana. Bir arkadaşım grup menajerlerini tanıyor. Biletler çıkar çıkmaz ayarlamış bize, sağ olsun. Yalnız o sabah iyice dinlenmen lazım. Çünkü konser... Senin için ona kendini dünyanın en harika adamı gibi hissettim. Ya aşkım ya. Biz böyle Galatasaray maçlarına gidiyoruz. Bir hocadan ama. Önden. Yudumlayarak. Mis. Ne ayrıcalık bir hayat, şahane. Ama ben Fenerbahçeliyim lan. Fenerbahçeliyim ben. Bunu kimse bilmiyor ha. Bunu kimse bilmiyor. Neyse.
Ama çocuklar olunca her şey değişiyor biliyor musun? Bu ne şimdi lan diyorsun? Ne bu şimdi? Diyorsun tam. Bir bakıyorsun. Aşklarım. Çocuklarım. Zaten her şey onlar için. Ben o en baştan zaten her şeyi yanlış seçmişim. Her şeyi. Ve o yüzden işte mücadeleye devam etmem lazım. Ece var. Emre var. Onlar için artık her şey. O yüzden bırakamam. Efendim özür dilerim. Arzu ederseniz bugün erken başlayabiliriz. Öğleden sonra meşgul olacağınızı bir dakika, söylemiştiniz. Pardon. Kafam karıştı. Efendim, ricacılar rica. Tamam. Normal 15'er dakikadan 2 saat efendim. Tamamdır. Okulumuzun bir fen laboratuvarına ihtiyacı var. Biz de elimizdeki bütçeyi tuvaletlerin yenilenmesi için kullanmak zorunda kaldık. Ben de inisiyatif kullanıp sizinle bir görüşmek istedim. Bu arada çok teşekkür ediyorum randevu verdiğiniz için. Necmi Bey'in haberi var. Biz geçen yıl 3 tane okula yaptırdık. O iş biz de teşekkür ederiz. Oğlumun rahatsızlığı dolayısıyla biraz zor duruma düştük. Belki sizler bize biraz destek olmak istersiniz. Memlekete faydalı bir iş kolunu geliştiriyoruz neticede. Sizlerine desteği olursa. Size yardımcı olamayacağım, özür dilerim. Beyefendiyi kapıya kadar geçirebilirsiniz. Sizden destek almayı çok isterdik elbette ama... en iyisi biz Şebnem Hanım'la konuşalım. O bize yardımcı olur. Hoş geldiniz Mesut Bey. Al önce çiçeğinizi. Afiyet olsun. Abartmasak artık. Yok canım, rica ederim. Hoş geldiniz. Evet, bunlardan da buyurun. Nasılsınız? Oo Mesut'cum, hoş geldin. Seni görmek ne Oo, güzel. Oo Mesut'cum, hoş geldin. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sen de iyisin. Teşekkür ederim. Benim aşkım gelmiş, hiç söylemiyorsunuz. Şuna bir bakar mısınız? Yakışıklı oğlum benim. Ben doğurdum. Oğlum, seni çok özlüyorum. Yani şu toplaşmalar da olmasa hiç görüşemeyeceğiz. Geleyim anneciğim, yarın seni alayım, evden beraber yemeğe çıkalım ha? Ay, ne kadar çok isterdim ama... İşte arkadaşlar, siz de biliyorsunuz, yarın Kopenhag'a gidiyorum. Seminerim var. Değil mi ya? Ah, Erdinç, gel. Gel bak kim var burada. Kapatıyorum. Abi. Mesut. Hoş geldin. Kaç yıl oldu? 10-15 yıl oldu belki. Yeni döndüm. Neler yapıyorsun bakalım altın çocuğum? Biliyorsun ki Mesut Boğaziçi'nde psikoloji okudu. Mezun olduktan sonra da böyle PYD bursları yağdı ama... işte. Ama işte annemin güzeller güzeli oğlu polis olmayı seçti. Yok, inan ki kötü bir şey söylemek istemedim. Hani başka türlü olsaydı acaba ne olurdu diye. Neyse, biz zaten artık alıştık bu duruma. Anlayacağın gayet iyiyim abi. Hiçbir şeyden sıkılmıyorum. Hayatımda da her şey yolunda gidiyor. Mesut'um küçükken her şeyden sıkılırdı değil mi? Böyle hayata sığamıyor benim oğlum. İyisin iyi. Hep iyiydi. Ne yapıyorsan en doğrusunu yapıyorsundur sen. Teşekkür ederim. Elif. Gel, gel bak, gel. Elif geldi. Merhaba, hoş geldin. Otursanıza.
Tamam, tabii ki. Tamam, sen beni yaz oraya da. Ah, tamam hayatım, tamam. Konuştuğumuz gibi işte. Hadi, tamam, kapattım. Görüşürüz, hadi bye. Merhaba Mesut'cum, ne haber? Merhaba, iyiyim siz? Aa, Şebnem Gümüş'ü mi okuyorsun? Ay ben tanırım onu. Aysel Hanım'ın gelini. Müzayedelerde karşılaşıyoruz. Nasıl verilir? Yani çok güzel giyinir. Bir stili var bir kere. Manca da takılıyor. Ben de arada sırada gittikçe görüyorum. Sanki biraz aptal gibi değil mi? Ay ilahi Mesut'cum. Sen de analizcisin yani. Yani bir kere Aysel gibi alfa bir kadını, Onur Gümüşçü'yü falan bunca yıl nasıl idare etti bu kız? Bir de değişik huyları var sanki. Nasıl yani? Biz bir kere müzayedede yan yana düşmüştük de. Sattım. Firuze hanımefendiye gitti, hayırlı olsun efendim. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sıra toplam hesabımızı almaya geldi. Sizlerden birkaç dakika rica ediyorum. 370.640 dolar. Ne canım, bana mı dedin? Yok. 370.640 dolar. Ne? Çok affedersiniz, biraz uzadı. Mersi. Evet. Şimdi net sayıyı açıklıyorum. Toplam 370.640 dolar. Nasıl yani? O kadar zamanda yapılan hesabı bir kere de kafasından mı yaptı? Ay, ne bileyim yani. Bir değişik, bir tuhaf. Bir telefon görüşmesi yapacağım da müsaadenizle. Hadi aşklarım, yiyin. Merhaba Şebnem Hanım. Güneş gözlüğüm sizde kalmış olabilir mi? Roho! Efendim Şebnem Hanım. Rohocuğum, hiç gözlük buldun mu sen dünkü misafirimizden kalan? Hayır. Daha yeni toparladım etrafı. Olsa görürdüm. Tamam. Ben bir gelip baksam, oralarda işim var. Size de uğrarım. Aşkım. Evet. Karar verdin mi? Geliyor musun benimle New York'a? Aşkım, ben bir sonrakine mi gelsem? Salı günü dernek seçim var, biliyorsun. Şebnem, gel. Lütfen bak, salıya kadar dönmüş oluruz. Sensiz olmaz. İyi, peki tamam, gelirim. Evet, tabağın hazır. En sevdiğim peynirden aldırdım. Bergamotlu mu? Oh, bir tanesin sen. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Aa, ne oldu? Onur Bey çıktılar. Çocuklar? Ece'yi ben bırakırım dedi Onur Bey. Emre de yan komşuda. İyi, sen buradasın ama değil mi? Şebnem Hanım, demiştim ya Terzi'ye gitmem gerekiyor diye. Tamam. Tamam Rohocuğum, sen çık. Tamam. Çık. Ah, çok özür dilerim. Buna cevap vermem lazım. Şebon? Didem, hemen bana gelmen lazım şimdi. Canım, delirdin mi? Kaynıyor burası.
Ayrıca senin de burada olman lazım. Son lobiler artık. Bütün üyeler burada. Ne diyorsun ya? Baby Tom, sen hala uyanamadın mı? Ya aylardır seni başkan yapmaya çalışmıyor muyuz? Kendin dedin bana başkan olmam lazım diye. Ayrıca rakibin burada. Sema böceği masa masa dolaşıyor. Ay seçim lobisi diyorum ya, ama konuşturdun beni. Tamam, halledeceğim ben, tamam. Tamam, ha dur. Kapama. Sen niye gelmen lazım bebim bana? Ya misafir damlayacak da şimdi. Sıkıntıdan patlamayayım tek başıma diye. O muydu ya? Tamam salla. Onu hemen paketliyorsun, sen de uçup buraya geliyorsun. Hadi bebi Tom, kapatın. Tamam, sakin ol Şebnem. Sakin ol. Sadece gözlüğüne bakacak, sakin ol. Biliyorsunuz salı günü çok önemli bir oylama var ve eksiksiz hepinizden oyları bekliyorum. Nasılsınız? Şebnem işim canım bıraktı herhalde, ha? Vallahi burada görünmediğine göre galiba öyle. Ama o da bir alttan eksik kalıversin yani. Size bir şey söyleyeceğim. Heh, söyleyeceğim. Ben galiba Sema'ya vereceğim oyumu. Ay Şebnem de dernek başkanımız olmayı versin bu sefer. Aa. Doymasın seni. Keser vallahi. Keser. Ay tövbe, keserse kessin be. Gülmeyin. Bak derdi olan şu an burada olurdu. Hani nerede? Yerinde mi? Değil. Geçmiş olsun. Doğru söyle. Doğru. O zaman geçmiş olsun. İyi günler. Mesut Bey, merhabalar. Ya biz gözünüzü aradık, hiçbir yer bulamadık. Bir problem yok. Yalnız birlikte bakabilir miyiz? Çıkıyorum ki, çok işim var. Evde de kimse yok. Ne? Ne? Yani ne işiniz var, onu soruyorum. Derneğimiz var da bizim. Salı günü seçim var. Onun hazırlıkları. Pek acelesi olmayan bir şeye benziyor. Bence konuşmalıyız. Buyurun. Teşekkür ederim. Onur kahveden hiç hoşlanmaz. Bazen benim hatırıma içer ama... Gözlükler dünyada insanı saklıyor gibiler değil mi? Yani nasıl diyeyim? Mesafe koymak için sanki çok iyi bir araç. Ne zaman anlaşılmamak istesem ya da biri gözlerimin içine bakmasın istesem gözlük takarım. İşte şey yapamadık ki, bulamadık ki gözlüğü de. Eğer piyasada bulunabilir bir şeyse biz tedarik edelim. Yok, öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Anlatmaya çalıştığım şey başka. Yani kişinin kendini saklaması, hakikatle görünenin arasındaki farktan bahsediyorum. İnsanlar bazen saklanmak isterler, korunmak isterler. Ama içlerinde bir yer vardır ki bas bas bağırır. Ben buradayım. Gör beni diye. Anne. Anne. Anne ya. Ne oldu annem? Aslan bana diyor ki sen güçsüzsün, top oynayamıyorsun. Bıraktı gitti ya. Ben seninle maç etmem dedi. Aa, ama bu harika bir şey. Ne? Evet, bayağı iyi bir şey. Demek ki sen çok iyi futbol oynuyorsun. Aslan kaçmış baksana. Ama bu bütün büyük futbolcuların başına geliyor biliyor musun? Öyle mi? Bütün mahalle maçlarından atarlarmış. Sen güçsüzsün falan. Halbuki yalan, korkudan. Aramıza kalsın ha, sır bu. Ne yapsak biz senin?
futbola mı yazdırsak acaba? Oley, tamam ben futbola yazılıyorum. Zekice. Ya bayağı hızlı hallettim meseleyi. Öyle mi diyorsunuz? Ne bileyim, Aysel annemden öğrenmiştim bunu da. Yeterince rahatsız ettim, ben artık gideyim. Kalsaydınız gözlüğünüz mü? Gerek kalmadı. Kahve için teşekkür ederim. Adamdan hiçbir şey kaçmaz. 500 IQ. İki güne inseleyecek seni. Yandın kızım. Şebo, hadi gel. Yakalayacak seni, tıkacak içeri. Ya ne işin var? Çocuklarınla vedalaş. Şebo, burası feci. Şahane hayatınla, koca işinle. Sema dört dönüyor ortalıkta. Bak kaybedeceksin, gelmen lazım Şebo. Bittin kızım sen, bitti. Oo, düşünceler, düşünceler, düşünceler. Hangi vaka? Bahçeli evler mi? Yok, onu hallettik. Benim haberim yok. Adamı yakmaya çalışmışlar şöminede de yakamamışlar. Bir tanesi de akıllı çıksın abi ya. Ne oldu? Canın mı sıkılıyor kayıpta? Ha? Tamam ya, sustum. Var mı haber kayıp ilanından? Kim vermiş? Oha! Hala mı ya? Oğlum Yılmaz, o işin içinde bir iş var. Ben bulacağım. Agacığım. Sen tam olarak neyi kazıyorsun? Selo vakası mı abi? Sen şu işi bir baştan anlatsana ya. Hı? Böyle akıl akıl üstüne koyalım hadi. En baştan. İzmir'in altını üstüne getiren bu adam. Yasa dışı bahis oynatıyor. İzmir'de kim varsa bu adama borcu var. Yaptığı en namuslu iş bu. Bütün sanayi tayfası bu adam için çalışıyor. Çalışmayan da çalışmak istiyor. Korkunun saygısı. Yapmayın, başka bir şey değil. Yapmayın. Yürü, konuşma. Yapmayın. Yürü. Ne olmuşsun? Gel, gel buraya. Çökülecek bir yer varsa çöküyor. Yardım edilecek insan varsa ediyor. Ama daha sonra borçlu çıkarsın. Bildiğin numaralar. İndirilecek biri varsa indirir. İnsanlar, mekanlar, bütün hepsinin kaderi bu adamın masasında belirleniyor. Eğer masada ismin geçtiyse kurtuluşun yok. Hor bir çevresi var. Ona güveniyorlar, ona sadıklar. Bir de dış bir çemberi var. Niyazi gibiler. Oğlum adam senden 18 istedi. 16 olan elindeki. Dingil. Ya ne yapayım Niyazi abi ne ya? Ne yapıyorsun? Neye bakıyorsun abi? Ya. Neye bakıyorsun Allah aşkına? Dur be Niyazi, uğraşma. Ne görmüyor gözün görmüyor. Uğraşma abi. Oğlum Niyazi. Ya bırak Allah en son bu Niyazi Selo için ıvır zıvır bir suçu üstlenip içeri girdi. İçeride de bu Niyazi'yi bellediler. İndireceklerdi. Yardım bekledi Selo'dan. Selo buna yardım etmedi. Daha sonra da içeride Niyazi'yi aşat ettiler. Oğlum sen hayırdır lan? Sana hayırdır. İndir elini. İndir lan. El kol hareketi yapma. Geldiğin günden beri hayırdır. Demur lan. Sana hayırdır. Akıllı ol. Beşer. Bu da kendi kendine söz verdi. Ulan dedi, ben buradan çıkacağım. Bu Selo'dan hesabını soracağım. Lan! Ulan Selo! Ulan Selo! Ulan! Sahip çıkmadın lan bana! Çıkınca bitireceğim ulan! Ben abi! Ondan sonra ne oldu? Niyazi'yi bırakıverdiler, İstanbul'da kayıp ilanı. Tesadüfe bak. Vallahi haklısın. Bu yolun sonu Selo'ya çıkacak belli. Değil mi Yılmaz? Ben gidip dosyayı getireyim. İçinde bütün bilgiler var. Kayıp ilanını veren şahıstır. Peki kadın ne oldu abi? Bunu ben de bilmiyorum.
Abi. Ne Yılmaz ne? Bilmesen. Bıraksan mı yani artık ne bileyim. Bence alakada yok. Ayrıca kimse de bu... Yalan söylüyorsun. Doğruyu söyle bana. Taktın gibi. Gibisi yok. Taktım. Eyvallah. 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 Yıl sonunda artık çok iyi bir hale gelmelisin istedi öğretmen. Zaten bunların hepsi bizim için çok kolay olacakmış. Yani daha az yapmak için daha çok pratik yapın dedi. Öğretmenin haklı. Hayattaki her şeyde geçerli bu. Bir işi çok iyi yapmak istiyorsan o konuda çok pratik yapman lazım. Defalarca, defalarca, defalarca denemelisin. Mesela ben yelkene ilk başladığımda... Hayati. Bir şey miydi? Sizi dinliyorum anneciğim. Ne diyordum? Ha. Yelken. Evet, yelkene ilk başladığımda. Bırak denize çıkmayı, hani tahtanın başında kaç saat geçirdiğimi hatırlamıyorum. Sevgilim, iyi misin? İyiyim aşkım, çok iyiyim. Biraz durgunsun gibi geldi. Hazırlığını yaptın mı? Tufan sabah çok erken gelip alacak bizi ona göre. Nereye? Aa. Şebnem. New York. Ama... Ay aşkım bu dernek mernek falan beni bayağı dağıttı herhalde. Daldın sen. Hiç de huyun değil. Hadi. Ya aşkım sen de günü kurtaracağız diye sabahın körü bizi düşüreceksin yollara ya. Çok mu çalışkan benim sevgilim? Hadi başlamayalım yine. Hadi hazırlan. Çabuk. Ne yapayım ya? Endişeleniyorum. Tabii bir de gurur duyuyorum bir yandan. Hmm. Şebnem hadi. İyi hadi güzelce dinlen sen. Ben hazırlanayım. Tamam. Evet. Şebnem nasıl ya? Hayatım gelmeyeyim ben. Gel. Gel lütfen. Hem bak kaybettiğin yüzüğü de alacağız dedik ya. Kırma beni. Aşkım gerçekten ilk defa hiç iyi değilim. Bu mevsim geçişi herhalde bilmiyorum. Bir de gelip orada başına bela olacağım diye de korkuyorum. Peki, sen nasıl istersen sevgilim.
Sen nasıl istersen. Sağ olasın. Tamam ya, tamam. Efendim Onur, bir duyamadım, pardon. Ya yok bir şey, sana demedim Tufan. Gidelim biz. İyi günler, buyurun. Bu buralarda bir baklavacı varmış ama. Baklavacı? Hı. Az ileride sağda. Eyvallah. Rica et. Kokmayan kalmasın. Sarımsakçı. Sarımsakçı. Demet'e 10 lira gel. Sarımsaklarım var taş köprü. Hasan. At fırını. Güzelce gevret ama ya. Tamam Hasan. Buyurun. Gel 2 dakika konuşalım. Cinayet büro. Başkomiser Mesut ben. Bu Niyazi'nin kayıp ilanını sen vermişsin. Niyazi abim candır. Benim de uzaktan akrabam olur. Bu da herkes sayar, eder. Hı. İçeri girmiş. He ya, bir girdi çıktı. Malum akrabam, çıkışına yetişeyim dedim. Yetişemedim de. İstanbul'a git dediler. Gittim koca İstanbul. Aradım bulamadım da. Demem o. Gittim polis merkezine. Dedim bu adam kayıp. Madem bu Niyazi'nin burada bu kadar çok seveni var. Var mı başka arayan sorun? Tabii canım, olmaz mı? Bir sürü kişi sordu. Ben malumatım yok dedim. Geçti gitti. Sen söyle komiser bey. Bir şey buldunuz mu? Bulursam haberin olur. Eyvallah. Hop! İyi günler, otogara lütfen. Ben İzmir'deki özel Amerika Koleji'nde okudum. Bence bu da hayatta bir insan için önemli bir şans. Bu İzmir Özel Amerika Koleji kaç dakika sürüyor, bakar mısın? Baktım hemen abi. Nota oluştu. 17 dakika gösteriyor abi. Bas, bas, bas. Şebnem Gümüşçü neymiş bunun doğum soyadı? Öğrenseniz de ben hızlı bir şekilde. İyi hadi. Şebnem Kadıoğlu. Şebnem Kadıoğlu. Evet, işte burada. Fotoğrafına bakabilir miyim? Burada yok. İlginç aslında. Yıllıkta vardır tabii. Buyurun, bana eşlik edin lütfen. Buyurun.
Aman Allah'ım. Ay hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sen de buradasın ha? Krep var mı? Krepin olmama ihtimali var mı? Ha? Annemize krep yedirmiyor. Neden? Haber ne özel bir şey? Evde yiyip es gitmeyin dedi. Harika bir şey bu. Evet, krep sadece benim evde yeniliyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım. Gelin. Ben kaşarları da seveceğim. Aa, ben de. Yok. Bazı öğrencilerimiz yıllık çekime girmemiş oluyorlar. Aslında bayağı pişman oluyorlar biliyor musunuz? Neyse, bulamadık. Listede olmaması tuhaf değil mi sizce? Sahiden doğru söylüyorsunuz. Yani biz öğrencimiz fotoğraf çekilmediyse de onu koyarız. Şebnem hakikaten yok. İlginç. Evet. Selamünaleyküm. Bu evraklar yetişti mi? Evet hocam. Fatih hocam okulumuzun en eski hocasıdır. O bilir. Çok güzel. Cinayet büro başkomiseri Mesut Memnun. Hocam Şebnem Kadıoğlu. Yıllıklarda bulamıyoruz ama mezun listesinde görünüyor. Siz hatırlar mısınız? Şebnem. Ha 2012'de vardı bir tane. Matematik şampiyonu. Mezun olmadı o, bıraktı gitti. Halt olacağı da yoktu zaten. Matematik şampiyonu dediniz. Niye okulu bıraksın? Evlendirmişlerdir. Sizde yine de güncel bir fotoğrafı varsa bize bakalım. Tabii. Buyurun. Yok. Öyle biri olsa kesin tanırım. Ben yine de 2011 yılına bakabilir miyim? Tabii ki. Teşekkür ederim. Buyurun. Bu birinci sınıflar. Bu ikinci sınıf. Bakın yok. Bunlar toplu fotoğraflar. Bunların hepsine ihtiyacım olacak. Araştırma bittikten sonra arkadaşlarımız size ulaştıracaklar. Anlaştık. Anlaştık. Teşekkür ederim. Yok biliyor bunlar da. Evrakları yollarsın onu. Tamam hocam. Çocuklara beni mi kutsuyorsun? Belli yaşta çocukların anneanne babaanne sevgilerine ihtiyaçları oluyor. Benimkilerde olmadığına göre. Aa, çok heyecanlı. Seni sevsinler, seninle özel bir ilişkileri olsun diye uğraşıyorum. Ki bu hiç kolay değil. İkisi de sağlıklı birer birey olsun diye yani. Allah Allah. Hiç kimseye saygı duymayan Şebnem kızıma bak sen. Ne yalan söyleyeyim yani senden iyi bir anne çıkacağını rüyamda görsem ölsem inanmazdım. Nerede? Pardon? Yok bir şey. Hadi ben kaçtım. İlginç. Çok ilginç. Ne ilginç olan? Ha? Sen New York'a onunla birlikte gitmeyecek miydin? Her şeyi de biliyoruz. Ha niye gitmedi? Dernekte başkanlık seçim var o yüzden. Bırak canım onu daha çok var o salı günü. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Niye benim gitmem bu kadar gerekiyordu? Ya da gidemedim diye sen niye bu kadar sevindin? Yok bir şey. Kopuyoruz falan diye seviniyorsan aksine çok iyiyiz. Hala çok iyiyiz.
Eminim tatlım. Çok iyisiniz. Ama yine de yoruldun sen. Yoruldun işte, görüyorum. E tabii kazı kazı, oyna oyna. Nereye kadar? Ha? Yine de böyle o beton bir kırıldı mı oradan tıkır 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 işler durur. Geri dönüşü yok. Hey Josh. Yes. Bitti mi krepler anneciğim? Aa. Bir tane yedim. Karnım kocaman oldu. Tamam. Hadi gel çıkıyoruz. Neden? Anne kız biraz zaman geçireceğiz. Anlaştık ya biz öğleden sonraları bana aitti. Tamam anneciğim işte. Emre kuş sizde. Hadi görüşürüz. Hatta bir sarılayım mı? Öptüm. Düşünmüyorsun değil mi aşkım? Yok. Halledeceğim. Halledeceğim. Neyi? Her şeyi. Her şeyi halledeceğim. Biliyorsun senin annen her şeyi halleder. Bunu da halledeceğim. Her şeyi yaparım ben. Sorun ne onu bulup çözeceğim. Ne diyorsun acaba şu an? Arkadaşlar, Cihat alanındaki saçmalık. Hemen ilgileniyorum Didem Hanım. Hadi ama hadi hızlı. İnsanlar aç. Doymuyorlardı. Şebon nihayet ya. Didem, sen de kahvaltı veriyorum. Haber ver herkese. Tamam. Ne zaman? Şimdi, şu an. Befito'm. Herkes zaten bir şekilde kahvaltıda. Didem, benim çağırdığımı söyle. Tamam, şimdi hemen. İyi, peki. Sen de buraya geliyorsun o zaman. Aynen. Tamam, öptüm. Nereye gidiyoruz? Ortalığı toplamaya aşkım. Biraz dağılmış da ama toplayacağız. Evet geldim şimdi. Neydi dernek başkanının ismi? Arzu Kadıoğlu. Anlaştık. Bekle. Bu laleler soluyor mu? Genetiğiyle oynanmış laleler onlar. O yüzden o kadar güzeller demek ki. Neyse. Evet. Kadıoğlu biziz. Ne mutlu. Yalnız bizim Şebnem Kadıoğlu diye bir aile üyemiz yok. Belki uzaktan bir akrabanız vardır, hatırlamıyorsunuzdur. Bizler kimiz, haberiniz var mı sizin? Kadıoğlu adını daha önceden duymamış olamazsınız herhalde. Duydum, duydum tabii ki. Cumhuriyet tarihimizden beri gemicilikle uğraşan armatör bir aile. Ayrıca dış işlerine kazandırdığınız bürokratlar da cabası. Ailemizle ilgili bu kadar bilgiye sahipsiniz madem. Sorduğunuz soru ne kadar absürt. Farkındasınızdır. Bizlerin
kim olduğunu hatırlayamadığımız bir akrabamız olamaz. Hele ki İzmir Amerika Koleji'nde okuyacak. Ve ben bununla ilgili hiçbir şey bilmeyeceğim. İmkansız. Neden imkansız? İzmir'deki tüm özel okullarda kız çocukları için burs programı yürütüyoruz. Yani kurumlarla epey iç dışlıyız. Çok güzel. Ne zamandan beri aktifsiniz? Kendimi bildim bileli diyebiliriz. Birini sorsam yardımcı olabilirsiniz değil mi? Buyurun. Şebnem Gümüşçü. Tanıyıp tanımadığımı mı soruyorsunuz? Siz ciddi misiniz? Amacınız ne? Yani ben anlamadım gerçekten bir şey. Amacım işimi yapmak hanımefendi. Kendisi İzmir Amerika Koleji mezunu, bir soruşturma kapsamında bilgi toplamaya çalışıyorum ve evet. Tanıyor musunuz onu soruyorum. Bir dakika, bir dakika. Yani ben sizin söylediklerinizi kafamda doğru mu birleştiriyorum anlayamadım. Şebnem Gümüşçü'nün evlenmeden önceki soyadı Kadıoğlu. Öyle mi? İzmir Amerika Koleji'nden mezun ve bizim akrabamız mı değil mi diye bunu öğrenmek için buraya geldiniz. Doğru mu? Hep bir adım öndesiniz bakın Arzu Hanım. Çok doğru. Şebnem Hanım'la hayatımın hiçbir döneminde karşılaşmadım. Karşılaşsaydım zaten böyle pırıltılı bir kadına asla unutmazdım. Belki lisedeyken karşılaştınız. Yani insanlar ergenlikten sonra epey değişiyorlar değil mi? Bakın başkomiser, hiçbir çocuk o kadar değişemez. Her şeyden önce genlerini geldiği sınıfı aşamaz. Potansiyel ne olursa olsun. Hayatın algoritması böyle işliyor. Bunu siz mi söylüyorsunuz? Daha az önce kız çocuklarına fırsat eşitliğinden bahsetmiştiniz de. Burs verdiklerimizden kaç tanesi gerçekten başarılı oluyor zannediyorsunuz? Hı? Çoğunluğu daha lisedeyken zengin ailelerin oğullarına yapışıyor. Ve evlenene kadar bırakmıyorlar. Öyle bakmayın. O kadar çok emsal gördüm ki sayısını bile hatırlamıyorum. Takdiri fırsat eşitliği falan değil. Fırsatın ta kendisi. Çünkü kendilerini gerçekleştirmek gibi bir vizyonları yok. Yani kolay yoldan sınıf atlamak istiyorlar. Aileleri, anneleri, babaları, mahalleleri doğdukları günden beri akıllarına sadece bunu işliyorlar. Biz ne yapıyoruz peki? Ha? Biz ne yapıyoruz? Sadece küçücük bir ihtimal için bu yaptıklarımızın karşılığını görmek için ne yapıyoruz? Yıllarca didinip duruyoruz. Ya. Ya. Bakın Arzu Hanım, ben polisim. Bütün gün suç ve suçlularla uğraşıyorum. Umudunu yitirdiği için, içindeki o kristali paramparça olduğu için suça bulaşmış kaç tane çocukla uğraşıyorum biliyor musunuz? Hep merak ediyordum onların içindeki o kristali kim paramparça yapıyor diye. Buldum. Siz. Ve sizin gibiler. Siz bu toplumun rahatsızlığısınız hanımefendi. Afiyet olsun. Teşekkürler. Bahar mı kaldı acaba? O da gelmedi. Ah, geldi. Lan geldi. Geç kaldım. Geç kaldım. Acele etme, yeni geldi zaten. Şebo, ne oluyor? Tedocuğum, gülümser misin? Kızım, bir yaptığını tutmuyor. Ben de panik oluyorum. Bütün gün aradım, mesaj attım. Dedim herhalde son dakika New York'a gitmeye karar verdi bu. Tito'cum, işim vardı hayatım. Tamam mıyız şimdi? Olduk mu? Hı? Tamamız. Maşallah, 45 dakikada toplandı bütün böcekler.
Bu Mac'dan da ne biçim ses çıkıyor? Sabahın bu saatinde olduğu için kızlar size kahvemle selam veriyorum. Aslında gönül neler ister değil mi? Anladınız siz. Neyse, biz bizeyiz. İçeceğimizi içeriz biz her türlü. Rock and roll. Çok iyi. Evet, ben yokken bir şeyler açılmış, içilmiş falan filan diye duyumlar aldım ama... İnanmadım tabii. Yani biz canlar grubu olarak başka şeylere kapalıyız. Kim acaba? Kimi söyledim ben tahmin ediyorum. Bu sarı rastalı çiyan var mı? Cozutulacaksa birlikte cozutacağız. Ciddi işlerimizi de yine birlikte yapacağız. Değil mi? Tabii, tabii. Tabii. Evet, ciddi işimiz de ne hanımlar? Derneğimiz biliyorsunuz. Ben başımı çok büyük bir belaya soktum ve dernek başkanlığına aday oldum. Tabii tahmin edersiniz, Onur bu duruma çok çok bozuldu. İşte seni göremeyecek miyimler, ne kadar vaktini alacaklar falan filan da... meselenin kız çocuklarını okutma meselesi olduğunu öğrenince ikna oldu tabii. Çocuklar tabii, tabii canım, tabii. Benim için de kesinlikle hassas bir konu. Hepimiz için çok hassas. Onur için de öyle. Aslında ben buraya son kez tamam mıyız demek için geldim. Yani bu Onur için çok çok büyük bir mesele hanımlar. Yani nasıl anlatayım size özetle? Nasıl sizlerin eşleri için Onur Gümüşlü ne kadar önemliyse... Onur için de benim bu başkanlığım. Anlatabildim mi? Ne diyorsun? Oyun hala Sema'ya mı? Delirdin herhalde. Nihat keser beni, böyle kıtır kıtır doğurar. Tamam, hepimiz Şebrem'in neferleriyiz bundan sonra belli oldu. Evet, o zaman oylarınız salı günü bana diyorum. Hanımlar? Diyoruz tabii. Evet. Tamam. Hah, Dido'cum. O zaman saati falan boş verelim. Biraz buraları sulayalım, ha? Hemen canım kanka. Yine şişmiş. Hayatımız tahta oyunları oldu. Ya Şebnem de yapabilir diye düşünüyorum ben aslında. İnanmıyorum size. Hani dün dedik ki Sema daha iyi olur. Yalnız dedikodu yaparken birazcık kısık sesle Bahar'cığım buymuş. Derin mi? Tamam, kadeyi kaldırıyoruz. Sema'ya kim haber verecek onu düşünün. Ben veremem Sema'ya haber. Sağ ediyorum. Şebo, artık ne var söyleyecek misin? Dido'cum, yok bir şey hayatım. Tamam. İyi miyiz? İyiyiz. İyiyiz. Biziz. Biziz değil mi? Bir daha beni sakın bu kadar korkutma. Tamam. Merak etme. Buradayım, yerimdeyim. Sen nereden buldun bunu? Garajda topum vardı ya, onu alırken buldum.
Anneciğim bu bende kalsın şimdilik. Zaten çocuklara göre bir oyuncak değil. Ama çok güzel, lütfen. Oğluşum, çok pis zaten. Ben sana daha eğlenceli bir şey alırım. Öf ya. Ne yaptın? Hani bakayım? Kelepçe nerede? Senden çok beklersin. Gayet iyiyim ben. Her şey yolunda. Ha, yolunda. Şaftın kaydı kızım. Düzelmez artık. Sen arasan. O işler öyle değil. Her şeyi hallederim ben. Hallediyorum. Vallahi. Sen beni hiç tanımıyorsun biliyor musun? Allah Allah. Ben mi tanımıyorum seni? Sıçan şebosun kızım sen. Şş. Bana bak. Ben senin bu kadarlığını bilirim ha. Bu kadar. O işler değişti. Ben artık eski şebo değilim. Kızım, kenar mahalledeki sıçan şebosun sen. Kenar mahalleyiz öyle kolay kolay çıkmaz. Çıkartırım. Ben çıkartırım. Göreceğiz. Şş. Hadi bakayım hazırlan. Hadi kalk. Hadi hazırlan. Gidiyorsun. Kodese gidiyorsun. Hadi. Bak şimdi. Bu adam seninle benim bir bağlantım bulamaz. Yok çünkü. Bir bağlantımız yok. Ben seni tanıyor olamam ki. Ben seni tanımıyorum ki. Gitti. Bağlantı koptu. Yok, bağlantı yok. Yok. Bu bağlantı yok ki. Ben hiç iz bırakmadım. Bırakmadım. O yüzden bulamaz. Bağlantı bulamaz. Bir kere. Bir kere ben seni tanımıyorum. Oraya gitmedim. Nur Osmaniye'ye ben gitmedim. O saatte benim ne işim var orada? Ben Şerim'den gümüşçüyüm ya. Benim o saatte ne işim var Nur Osmaniye'de? Yok. Bir bağlantı yok. Yok. Bak, tamam. Bitti, tamam. Bak, sen, ben sabah... Ha? Bak, böyle kalkıyorum bak. Sabah kalkıyorum. Bitti. Uyanıyorum. Hallediyorum her şeyi abi. Anladım. Bitti. Sabah ben her şeyi hallediyorum. Bitti. Sabah bitti. Hallediyorum. Oh, oh. Hayat sana güzel be Şebo. Oh. Hallediyorum. Ha, hallediyorum. Çok güzel hallediyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin aşkım sen? Bir şey mi oldu? Yok yok, iyiyim. Bak gelememenle ilgiliyse aşkım söz geleceğim, telafi edeceğiz. Bir şey yok Şebnem. Hadi. Yorgunluk diyelim o zaman. Alyansın nerede? Ne? Alyansın nerede? Biliyor musun? Hayat yarım kalan hikayelerden nefret eder. Ha, ya uçakta ellerim şişmişti. Ya basınçtan herhalde çıkarmıştı. Takır.
Ne saklıyorsunuz? Sen? Hoş geldin. Açlıktan ölüyorum. Gel. Alayım. Mesaiye 2 saatim var. Rahat rahat kahvaltı edelim. Onlar ne? Özel Amerika Koleji. Bir davayla falan mı alakalı? Öyle. Ama bir alakası var mı ben de tam olarak bilmiyorum. Sadece içinden bir şey çıkacak hissediyorum. Diyorsun. E anlat. Anlat da sıkıcı hayatımı renklendir biraz. Şebnem Gümüşçü diye biri. Şebnem Gümüşçü. Bildiğimiz Şebnem Gümüşçü. Tanıyor musun? İşte enfes kadın. Onur Gümüş'ün eşi. Süper styling. O okulda okuyan o. Bir cinayete mi karışmış peki? Büyük olay. Yok canım cinayet falan. Ne cinayeti? Boş ver. Ne boş veri? Anlat hadi. Bana bak kıskanacağım. Uzun hikaye ve gerçekten karışık. Boş ver. Tamam. Sustum. Sen nasıl istersen. Ve tabii az sayıda beyler. Şimdi derneğimizin yeni dönem başkanını seçeceğiz bildiğiniz gibi. Netice hepimize hayırlı olsun diyelim. Bu masadan başlayabiliriz. Tabii. Son zarf. Bunu okumama gerek var mı? Tahmin edersiniz. Şebnem Hanım. Yine çok medeni, demokratik bir seçim oldu. Hepinize katkınız ve mevcudiyetinizden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Kız öğrencilerin eğitimine katkı sunmak için kurduğumuz bu derneğimizin yeni dönem başkanı çok büyük oy farkıyla Şebnem Gümüşçü oldu. Bravo Şebnem. Bravo ya. Bravo. Peki asla şaşırmayanlar? Keşke saydım. Gerçi oranı çok düşük olur. Kendisini konuşma yapmak için buraya bekliyoruz. Tabii. Evet, öncelikle hepinize teveccühünüz için çok teşekkür ederim. Bu arada başkan olduğum dönemde ikramları değiştireceğim hanımlar. Kimse gluten yemiyor. Siz de yemeyin zaten, yaşlanıyoruz. Sana diyoruz. Evet, değişiklik yapacağım başka bir konu da şu.
dünyanın herhangi bir yerinde, hayatın herhangi bir yerinde doğmuş bir kadın, bir kız çocuğu nasıl bakıyor hayata? Öncelikle diyor ki, önümde çok büyük bir hayat var. Kim bilir beni neler neler bekliyor. Eğer çok çalışırsam, üstüme düşen her şeyi yaparsam, bir de temiz kalbimi muhafaza edersem, bu dünya benim için çok güzel bir yer olur. Ve harika bir hayat yaşarım. Ama tabii hayat öyle akmıyor bazen. Gerçekler bu değil diyelim ya da. Zaman içinde yeniliyor o genç kız. Bir çıkış yolu bulamıyor. Bütün umudunu kaybediyor yani. Geçiş yok çünkü bir, çıkış yok. Çalışmanın erdemi yok, adil bir hayat yok. Tabii bunlar tam olarak ne sizin ne de benim bilebileceğimiz hayatlar. Başka hayatlar tabii. Ama işte biz o başka hayatlara umut olacağız. Bitirmedim. Başkan olduğum bu dönemde sizlerle yeni çalışmamız da şu olacak. Eğitimini sağladığımız genç kızlarımıza bir de iş garantisi vereceğiz. Nasıl? Nasıl? Hepiniz, hepimiz eşlerimizle konuşup mezun ettiğimiz öğrencilerimize iş verme sözü alacağız. Ay Nihat, iş gitsin de Nihat evde yok, ben konuşamam bir şey. Ama öyle göstermelik bir iş değil. Mezunumuzun niteliği ne seviyedeyse ona uygun bir iş. Gerçek bir iş. Gelecek planlamasını yapabileceği bir iş. Umut veren bir iş. Bu kadar gücümüzün olduğunu düşünüyorum hanımlar. Yani eşlerimizin üstünde söz hakkımız demek istiyorum. Anlaştık değil mi? Yakında zaten listeler size dağıtılacak. Süreç de yakından izlenecek. Kızların listesinden bahsediyorum. Kız listesi var. Ben işte hangisinin işini bilmiyorum. Kapıyı Aa! Yani bu kadar ciddiyet yettiyse... Ben de şişeler soğudu. Mekanımıza geçelim mi? Hadi. Hanımlar, yeni dernek başkanımız Şebnem Gümüşçü o zaman. Ay, tebrikler. Tebrikler Şerefim. Bileğinin hakkıyla kazandı. Kesinlikle. Şebom hayırdır? Kutsal dava çıkardın başımıza. Ay bu karılar arası istedim. Canım sana ne? Hı? Dünyayı kurtarmak sana mı kaldı? Ya da bu popoşlara? Bak biz geldik. Buradayız. Sen de bu dernek mernek işlerini cemiyette şeklinde yapıyorsun. Yani niye işleri zora sokuyorsun? Bak hepsinin suratı düştü. Düşsün. Domuzluk etme. Bak çok ciddiyim. Eğer canın sıkılıyorsa bir kursa falan yazık. Sarma bu böcekleri. Ay iyi tamam. Ama yapacağım bak dediğimi. Kararım kesin görürsün. Senin bacağında ne var? Ne var? Ne var? Bacağımda bir şey yok. Bana böyle bir aksıyorsun gibi geldi. Yok be. Bu zekalı influencer'ın ayakkabısını promote edeceğiz diye giydik işte. Rahat değil. Vallahi değil. Odur yani. İyi başlayalım. Hadi kaçtım ben. Ben de içeri gireyim de şunlarla ilgileneyim. Başkanım. Tebrikler. Şey,
Şebnem Hanım. Sızdırıyor mu bu evi ya? Ya da bu hayat genel olarak sızdırıyor olabilir mi acaba? Anlamadım. Anlama, boş ver. Ne oldu? Şebnem Hanım. Ne oluyor? Ne oluyor? Yaralandınız. Sonra polis geldi. Ben şimdi... Ruhucuğum, seninle ilgili bir şey değil. Yani merak etme. Sana bir şey olmaz. Onur Bey... Ruhu. Benim canımı sıkma, Onur'un da tadını kaçırma. Bir şey yok. Eşeleme yani. Tamam. Tabii. Bir şey yok. Tamam. Tamam. Ne haber? Berbat. Aa, niye? Fransızcadan iki yanlış yaptım. Ay, ben de bir şey sandım. Geç. Başka? Nice gideriz, pratik yaparsın yazın. Ortalamam düşüyor. Yok, düşmüyor. Nasıl düşmüyor? Düşüyor işte. Fenle matematikten aldığın notların ortalaması Fransızcadan yarım katsayı daha fazla hesaplanıyor. Yani buna göre senin yaptığın iki yanlış anca virgül değiştirir. Hemen nasıl hesapladın? Aa, haklısın. Ama bu okulda hapsalmam risk görmemi engellemiyor. Aa, kimden tam olarak acaba? Mesela, Melo'nun Fransızcası çok iyi. İspanyolcayı da ilerletmiş baya. Ama ne coş. Melo ekmek kafalı. İsterse bütün dilleri konuşsun. Allah beyin vermemiş ki. Ama anne, öyle deme. Öyle ama. Ayrıca kimseyle kendi kıyaslama. Sen kıyaslar üzerisin çünkü. Harikasın. Hı, tabii tabii. Ne tabii tabii, öyle. Ayrıca çok güzelsin. Bu konuda da kendime prim veriyorum. Ya bırak ya. İnanmıyorum sana. Ne bırak ya, çok güzelsin. Vallahi. Aa, bak şimdi aklıma geldi. Derneğin başkanı olmuşsun ya. Tabii ki de. Annen dernek başkanı. Seni de götüreceğim çalışmalara. Hayat bilgisi olsun. Ne çalışması? Saha gezeceğiz beraber. Gör bak, annen her şeyi yapacak. Dikay. Oh. Ya sen uyurken sıçrıyorsun iki gecedir. Rüyamız mı görüyorsun acaba? Ben mi? Yok be. Partiliyorumdur. Rock and roll. Hoş geldin Şebnem Hanım. İyi günler Şebnem Hanım. Başkomiser Mesut. Buyur amirim. Sorun mu var? Az önce aldığın arabanın anahtarını ver bakayım. Amirim yalnız o... Ne oğlum yalnız o? O araç Gümüşlülerin aracı. Yani bir sorun olmasın? Sorun bende. Anahtarları ver. Patronuma bir sorayım. Sigortan var mı senin? Yok.
Değil mi? Vale hizmet izniniz var mı? O da yok. Şimdi ver anahtarları. Şebnem Hanım, iyi misiniz? Bir sorun mu var? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. İyi akşamlar efendim. Tamam Şebnem, sakin. Sakin. Bir şey yok. Adamdan hiçbir şey kaçmaz. 500 IQ. İki güne enseleyeceksin. Cinayet Büro Başkomiseri Mesut. Gözlükler dünyada insanı saklıyor gibiler değil mi? Ne zaman anlaşılmamak istesem gözlük takarım. Şebnem. Uf.
Şebnem Hanım. Niyazi abim nerede? Şebnem. Yataktan lan seni. Konuş.